Arkadaşlar, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Siyah zeytin kuracağım. Siyah zeytin nasıl kurulur? Püf noktalarıyla onu paylaşacağım sizlerle. Ben önce zeytinlerimi bir güzelce yıkadım. Şöyle bir sofraltı bezine de serdim. Yine burada zeytinim. Bu zeytinimin hepsi 35 kilo sevgili arkadaşlarım. Bu zeytinler bana Gaziantep'ten geldi sabahleyin. Bunu toplayıp gönderen yeğenlerime de çok teşekkür ediyorum. Hasan, İnci, Ali, kız kardeşim Fatma'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Onları çok seviyorum. Buradan da söylemek istedim. Şimdi ne yapıyoruz? Zeytinimizi burada suyunu aldıktan sonra şu saplarından temizliyoruz. İçerisinde şöyle çürük olanlar, buruşmuş olanlar. Bu sene Antep'te yağmur yağmadığı için zeytinler biraz şeysiz, düzensiz oldu sevgili arkadaşlarım. İstediğimiz gibi olmadı ama gayet güzel, iri, yağlı da. Şu şekilde bunları seçiyoruz. Bunları da atmıyoruz. Ayrı bir kapta tatlandırıyoruz. Şimdi bu zeytinleri tatlandırırken ne kullanıyorum? Onları da sizlere şişelerime doldurduktan sonra kullandığım malzemeleri de göstereceğim. Şimdi zeytinlerim kurudu sevgili arkadaşlarım. Şöyle saplarını, içindeki çürükleri, şu şekilde buruşmuş olanları ayrı aldım. Bunları da atmıyoruz tabi. Bunları da ayrı bir bidon yapacağım. Şöyle temizlediklerimizi de bidonlara bu kadar dolduruyorum. Şöyle bu kadar da boşluk bırakıyorum. Sallama payı. Normalde bir 3 kilo zeytin alıyor bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şu kadar doldurdum. Bu biraz da tuza girdiği zaman yine azalacak. Sallama payı da. Zeytinlerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle ayıklamaya devam ediyorum saplarını. Şunları, bunları atmıyoruz dediğim gibi. Bunlar daha lezzetli olur, daha yağlı olur. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle içerisinde şu şekilde yeşil olanlar da, bunların da rengi hafif açık renk oluyor ama bu da çok lezzetli oluyor. Bunları da ayırt etmemize gerek yok. Zeytinler maşallah bu sene çok iri ama çok az toplanmış, bulunmuş, bulunmamış yani. Zeytinler tutmadı geçen seneki gibi. Şunların iriliğine, güzelliğine bakar mısınız? Değerli arkadaşlarım, siyah zeytinlerimi de aşama aşama bütün aşamalarını yaptıktan sonra önce dediğim gibi yıkadık, kuruttuk, şişelere doldurdum. 5 litrelik pet şişesinde aşağı yukarı 3 kilo zeytin alır sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben bu zeytinleri nasıl kuruyorum, onları sizlerle paylaşacağım. Neler kullanıyorum? Herkes farklı farklı türde zeytin salamurası yapıyor ama ben de kendi kurup memnun kaldığım tarifi sizlerle paylaşıyorum. Sevgili arkadaşlarım, şimdi malzemelerimi hazırlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, zeytinlerimin malzemelerini koymaya başlıyorum. İlk önce şöyle ince belli bardak dediğimiz bardaktan şöyle bir parmak eksik tuz koyuyorum. Bunun tuzu çok iyi geliyor. Biz çok tuzlu yemiyoruz. Normal zaten, yani çok tuzlu da değil, tuzsuz da değil. Bu tuz çok karar. Her seneki yaptığım yöntem bu. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şimdi şöyle yemek kaşığıyla da 2 yemek kaşığı toz şeker kullanıyorum. Bu çok soruluyor bana sevgili arkadaşlarım. Şeker ne için diye. Şeker küflenmeyi önlüyor. Kesinlikle zeytinimizde küflenme olmuyor. Yine benim geçen seneden kalma zeytinim var. Onu da sizlere birazdan gösteririm. Hala olduğu gibi, kurduğum gibi duruyor. Yumuşama yok. Lezzetinde bir değişme yok. Sevgili arkadaşlarım, şimdi konumu çıkarıyorum. Yine ince belli bardakla, çok dolu değil, yine bir parmak eksik sıvı yağ, ayçiçek yağı, zeytinyağı değil. Kesinlikle zeytinyağı kullanmıyoruz. Zeytinyağı donuyor. Donduğu için ayçiçek yağı kullanıyoruz.
Sirke bir bardak da koyabilirsiniz. Ben bu kadar eksik koydum. Hiç fark etmiyor. Yine o da çok güzel oluyor sevgili arkadaşlarım. Bir bardaktan yine bir parmak eksik de Bismillahirrahmanirrahim diyerek sirkesini ekliyorum. Şimdi ne kaldı? Limon tuzumuz kaldı. Şöyle bir yemek kaşığı doluya yakında limon tuzu ekliyorum. Evet, zeytinimizi, siyah zeytinimizin salamura şekli. Bu kadar malzemeyle oluyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Tabi sonra şöyle iyice sallayıp malzemelerin birbirine karışmasını istiyorum. Bir de söylemek istediğim değerli arkadaşlarım, bu 1-2 ay sonra şu altına acı suyu çıkacaktır. Bu acı suyunu dökebiliriz 1-2 ay sonra, hatta 2-3 ay sonra dökmeye de biliriz. Ben o şekilde kurdum. Dökerek de kurduğum oldu. Hiç dökmeden de oldu. İkisi de çok güzel oluyor. Acı suyunda kalması. Yalnız günde en az bir defa sallamamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım, püf noktaları şeyin, siyah zeytin kurmanın, bunlar önemli olan şeyler. Malzemelerinin kıvamında yerinde olması lazım. Hiç kapağını açmıyoruz. Bazen çok hava oluyor, patlayacak gibi oluyor bidonlar. Hiç korkmayın, hiç öyle bir şey olmaz. Havasını da hiç almıyorum. Bir sene kurduğumda bir defa suyunu döktüm. Onun için açmıştım. Öyle patlama ne de olmuyor. Tabi kullanacağımız zaman da yine bir iğne ucuyla veya bıçak ucuyla şu kısmından veya kapağından bir delik açıyoruz. Havasını aldıktan sonra kullanmaya başlıyoruz. Bunu bir kenara alıyorum. Diğer bidonlarıma da aynı işlemi uyguluyorum. Değerli arkadaşlarım, zeytinlerimin hepsine de aynı işlemi uyguladıktan sonra şimdi şöyle şu ağız kısımlarındaki tuzları bir siliyorum. Kapaklarını kapatırken boşluk kalmasın diye değerli arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. İyice kapatıyorum. Ve şöyle malzemeler birbirine karışsın diye sallıyorum. Zeytinimizi güneş görmeyen, gölge serin bir yerde saklarsak daha iyi olur. Sevgili arkadaşlarım. Evet, hepsini de bu şekilde ağız kısımlarını kuruluyorum. Bu malzemelerle gerçekten bir yıl zeytininizi deneyin, kurun arkadaşlar. O kadar memnun kalacaksınız ki. Çok telefonlarla dahi bana soranlar var. Hani sen zeytini nasıl kuruyorsun? Bana gelip evinde yiyenler, çok hoşlarına gittikleri için bu zeytin tarifimi telefondan bile soranlar var. Evet, hepsini de bu şekilde kapatıyorum. Gayet sıkı kapatmamız lazım. Hava almasın. Dediğim gibi şu 1-2 ay sonra altına acı suyu çıkıyor. O acı suyunu da dökebilirsiniz. Acı suyunu da bekletebilirsiniz. Yani lezzetinde, tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Ben onu da denedim. Onu da denedim. Demin söylediğim gibi. Sirkeyi mutlaka kullanın. Sirkeyle kurduğum çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bir sene sirke kullanmadım. Sirke kullandığımın tadını daha çok sevdik. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, 35 kilo siyah zeytinim vardı. 35 kilo siyah zeytinden 11 bidon şöyle siyah zeytinim oldu. Her yıl kurduğum yöntemle, püf noktalarıyla sizlere siyah zeytin nasıl kurulur, salamura nasıl saklanır onu paylaştım değerli arkadaşlarım. Videomu burada bitiriyorum. Videolarıma beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarım da ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugünlük de videom bu kadar.
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.